Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lora beresi diye adlandırılan çocuk beresini çalışacağız. Küçük kızlarımız için çok şık bir bere. Beli. Lora beresi diye adlandırılmakta. Lorayı hatırlayanlar, daha eski yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda çocuk olanlar mutlaka hatırlar yoksa daha genç nesil Lorayı hatırlayamaz. Şu şekilde giyilen bağcıklarla boynun altından bağlanan şöyle bir bere. Bakınız şöyle ensenin arkasından boynu dolanıyor. Ön kısım fırfırlarla tamamlanıyor, süsleniyor ve boğazının altından şu şekilde bağlanarak bereimiz oluşuyor ve berebize de Lora beresi isimlendiriyoruz. Beremizi şöyle bir tanıyalım. Belimiz orta kısımdan 9 ilmekle başlıyoruz. Artışlarımızı yapıyoruz. 10 sıra artışımızı yapıyoruz. Artış yapıyoruz ve örüyoruz. Tamamen e, sürekli aynı şekilde artışlarımızı yaptıktan sonra 5 diş haroşamızı örüyoruz. Haroşamızı ördükten sonra şu düz örgüyle olan kısımdan itibaren şapkamızın arkası örülmüş oluyor. Bu kısım örülmüş oluyor. Şu kısımdan itibaren şapkamızın üst kısmını örmeye başlıyoruz. Burada dilediğiniz modeli koyabilirsiniz. Eğer ceket, yelek, kırkalar ördüyseniz takımlar mutlaka uygun olan yerine ya arka tarafa ya da ön tarafa ya da tam ortaya olacak şekilde modeller koyabilirsiniz. Ya da tamamen bir bütününü model olarak koyabilirsiniz bu tepe noktasının. Önde ise şu şekilde artışlarımızı yaparak birimizi tamamlıyoruz. En son işlemimiz bittikten sonra baş kısmın arkasından dikişimizi yapıyoruz. İlmeklerimizi toparlayıp her iki kenardan 35'er ilmek daha bağlamak için ilmeğimizi çıkarıyoruz. Daha sonra bittikten hemen sonra kesiyoruz ve berimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Hepinize kolay gelsin. Hemen başlayalım. Şapkamız için 3,5 numara şiş kullanıyorum ve Talya marka, Canan Talya marka %100 akrilik olan bir ip kullanıyorum. İpim 100 gramdan oluşmakta. metresini görmek istiyorum. 3, 3,5 ve 4 numara şişe kadar örmeye uygun bir ip. Renk numarası C094 olan bir ip. 250 metreden de oluşmakta. Hemen başlayalım. 9 tane işimize ilmek alıyoruz. 9 tane yeterli. Şu şekilde biraz fazla da uzun almayalım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi aldım. Şöyle küçük bir de düğüm yapmak istiyorum. Haroşa örüyoruz. Tamamı haroşa örgüden oluşmakta beremiz arka kısmı diğer tarafı tabii ki model yapacağız ama şu an için öreceğimiz kısım haroşa olacak ilk sırayı örelim tersten örelim ters sıradan düz yöne geçelim ilmek aldığımız kısmı bu şekilde bir düzenleyelim Evet. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi başlarken örmeyi tercih ettiğim için. Şimdi 9 ilmeğimizin ilkini örüyorum. Ön yüze geldik. İlkini ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Ve haroşa olarak örüyorum. Haroşa nasıl düşürüyorsanız, ters düşürüyorsanız, ters olarak, düz olarak örüyorsanız, düz örgümüz örüyoruz. Bir tane başını doluyorum. Haroşa örgümü düz olarak alıyorum Bir tane artırıyorum, bir tane düz örüyorum. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum. Bir artış. Bir... En son iki ilmeğimizi ise örüyoruz. İki ilmeği haroşa olarak örerek geçiyoruz. hepsini düz yönden haroşa örüyorum. Artmış olduğum ilmekleri de birer birer örüyoruz. Bir sırada arttık, diğer sırada ördük. Birer birer artmış olduğum ilmeğim, normal ilmeğim, artmış olduğum ilmeğim, normal ilmeğim artarak aldım ve en son örmeden alıyorum sıranın başında örmek için tekrar artışlarımızı yapacağımız sıramıza geldik birinci artışımızı yaptığımız yerde bir örmüştük bir artmıştık bir örmüştük bir artmıştık şimdi şöyle bakacak olursanız şişimize sanki güzel bir dizilim ortaya çıktı ikişer ikişer dizilim var şöyle bakınız ikişer ikişer dizilimlerimiz var şimdi 2 tane öreceğiz, 1 tane artacağız. 2 tane öreceğiz, 1 tane artacağız. 2 örüp 1 art, 2 ör 1 art şeklinde yapıyoruz. Şimdi 1 2 tane ördüm. 2 ilmeği ördüm. 1 tane artışımı yaptım ve 1 2 ilmek ördüm ve 1 tane artış yaptım. 1 2 bir artış yaptım bir iki tane ördüm bir artış yaptım 1 2 ilmek ördüm bir artış yaptım bir iki tane ilmeğim ördüm bir artışımı yaptım bir 2 ilmeğimi ördüm bir artış yaptım bir iki ilmeğimi ördüm Evet Son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi döndürüyoruz arka yüzünü. Arka yüzünün hepsini düz olarak örüp sıramızın başına kadar geliyoruz. Artış yaptığımız örgüleri de düz örgümüz olarak örüyoruz. Şu şekilde haroşa düşürüyoruz. Haroşayı nasıl alıyorsanız öyle. Artış yaptığım ilmeğim iki düz artış yaptığım ilmeğim. 2 tane düz artış yapmış olduğum ilmeğim bu şekilde sıra başına kadar örelim. Sıramın başına geldim. 2 örüp bir artır işleminin arka sayı arka yönden ördükten sonra bu kez 3 tane örüp bir tane artışımızı yapıyoruz. Her bir turlamamızda bir tane artış sayımızı fazlalaştırıyoruz. 2 3 3 tane ördüm. Bir tane artışımı yapıyorum. 1 2 3 bir tane artışımı yapıyorum 1 2 3 bir tane artışımı yaptım 1 2 3 artışımı yapıyorum yani üzerine alıyorum diğer yönden 1 2 3 ışın doladım artış yaptım tekrar 1 2 3 artış yapıyorum 1 2 ve 3 artışımı yaptım 3 ilmeğimi de örüyorum 1 2 ve 3 şimdi örgümün arka yüzünü çevirerek bütün ilmeklerimi haroşa düşecek şekilde örüyorum bir sırada artış yapıyoruz bir sırada normal örgümüzü örerek yani yine haroşa düşecek şekilde örerek geliyoruz artış yaptıklarımızı, Yine haroşa yönünde alıyorum ve yeni bir artış yapmak üzere sıramın başına kadar geliyorum. Sıramızın başına kadar örelim. Sıramın başına geldim. Şöyle örgümü yuvarlak şişle ördüğüm için döner kısmına getirdim. Bakınız artışlarımız bir ahenk içerisinde devam etmekte. Şimdi 4 tane örüp bir tane artıracağız. Şöyle bu şekilde mail vermeye devam ediyoruz. Lora şapkamızın arkasını şöyle ördüğümüzde bakınız en temel iç kısmı görülmüş oluyor. Tekrar uca doğru şişimi toparlıyorum. Ve yine artışlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu kez 4 tane örüyoruz. 1 tane artıyoruz. 1, 2, 3 4 Bir tane artışımı yapıyorum ve sayıyorum 1 2 3 4 Bir tane artış yapıyorum sayıyorum 1 2 3 4 Bir tane artış yapıyorum ve sayıyorum 3 4 Artışımı yaptım ve dörder dörder ördükten sonra bir tane artış yaparak sıra başına kadar gelelim. 4 örüp 1 aldım. Arka yönüne geldim. Şimdi arka yönünde bütün ilmeklerimi haroşa düşecek şekilde örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmeklerimiz ve aradaki örmüş olduğumuz 4 ilmeğimizi hepsini haroşa düşürecek şekilde örerek sıra başına kadar gelelim. Bir sırada artışımızı yapıyoruz. Bir sırada ise sadece örgümüzü örerek başa kadar geliyoruz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız kanalımıza abone olup bizleri desteklerlerse beraber güzel modellerde birlikte çalışma imkanını buluruz. Birlikte güzel parçalar öreriz sizlerle. Evet sıramızın başına kadar örelim. Sıramın başına kadar geldim. Şimdi modelimizi bir ör bir arttan başladık. 2 ör bir art. 3 ör 1 art. 4 ör bir artış. 5 ör bir artış şeklinde örerek devam edeceğiz. 5 ör bir art. 6, 7, 8, 9, 10 tane örelim. 10.'yu ördükten sonra yani 10 tane örüp bir artış yapana kadar şu şekilde artışlarımızı böyle kaydırarak devam edelim ve biraz büyütelim görüşelim. Birimizin arka kısmını artarak gelmiştim 10 tane haroşa olana kadar artalım demiştim. 10 tane haroşa olana kadar arttım ve üzerinden 1 2 3 4 5 5 diş haroşamızı artış yapmadan dümdüz ördük. 10 tane haroşa bir art. On haroşa bir art. On haroşa bir art. Ona kadar aşağıdan yukarıya birden itibaren başlayarak artışlarımızı yaptık ve on haroşa olduktan sonra 5 diş haroşamızı üzerine ördük. Şimdi düz örgümüzü örüyoruz. Düz örgümüzü öreceğimiz sırada şapkamıza bu baş kısmının başın arka kısmını oluşturacak kısım. Şimdi tepe noktasını oluşturacak kısma geçiyoruz. Burada da on haroşa örüp 11 birinci e, ilmeğimizi iki tane alarak bir tane kesiyoruz. Şimdi birlikte yapalım. O zaman daha güzel olacak. Bir sayalım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. İki, dört, altı, sekiz, on. 10 tane haroşamı ördükten sonra düz örgüm artık karışanın üstüne düz örgü zaten hani düz yönde ördüğüm için düz olarak ters ören arkadaşlarımız yani düz örgüye çevirsinler 10 tane düz örgümüzü ördüm 11 ile 12 yani ondan sonraki gelen 2 tane ilmeği bir ilmeğe düşürüyoruz kafamızın üzerine meyil vermek istediğimiz için şöyle düz kısmını şapkanın kafanın arka kısmını oluşturduk üst kısmına doğru devam ediyoruz onun için 10 tane ilmeğimizi örüyoruz ondan sonra gelen 2 ilmeği aynı anda alıp tek ilmeğe düşürürüz. Yani bir tane kesme işlemi yapıyoruz. Tekrar 10 tane örüyorum. Kestiğimiz yerden itibaren bakınız kestiğim ilmeği 2 4 6 7 8 9 ve 10. 10 tane düz örgümü ördüm. Ondan sonra gelen iki ilmeği bir tane kesiyorum. Yani ikisini aynı anda alıp bir tane eksilme yapmış oluyorum. Kesme işlemimden sonra bakınız bu iki tane ilmeğimizi tek ilmeğe düşürdük. Yani bir tane ilmek azalttık. Tekrar sıramızın sonuna kadar 10 tane ilmeği örüyoruz. Ondan sonra iki ilmek aynı anda örerek kesme işlemimizi yapıyoruz. Bakalım bakın. Kestiğimiz ilmeğimiz 2 aldığımız 2 4 6 8 9 10 Sıradaki 2 ilmeğimizi aynı anda alıyoruz. 1 ilmek azaltıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 10 tane düz örelim ve 2 tane ilmeğimizi aynı anda örüp bir tanesini kesmiş olalım başına kadar geldikten sonra tersten ters örgümüzü örerek sıra başına kadar devam ediyoruz. Herhangi bir artma eksilme yapmıyoruz. Ön sırada yapmıştık. Arka sıramızda ters örgümüzü örerek devam edelim. Sıra başına kadar gelelim. Düz örgümüzü örelim. Herhangi bir örgü kullanmıyoruz. Yani kesme, artma örgümüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz şu an. Ön yönde düz, arka yönde ters olacak şekilde örelim. Arka sıraya geldim. Yani ön yüzdeyim tekrar. Bir düz örmüştük, bir ters ördük. Şimdi tekrar düz, ters. Yani toplamda 6 sıra örerek gelelim. Tamamını düz örgü olarak örüyoruz. Önlerden düz, arkadan ters olarak 6 sıramızı tamamlayalım. Birimizi örmeye devam ettik. 6 sıra düz örgümüzü ördük. 3 diş haroşamızı ördük. 3 diş haroşamızı örmek için yine 6 sıra örgümüzü örmemiz gerekiyor. Her iki gidiş gelişte yani bir gidip bir gelmede bir diş haroşamız oluşmakta. 3 diş haroşamız için 6 sıra örgümüzü ördük. Tekrar 6 sıra düz örgümü ördüm. 6 sıra haroşamızı ördüm ve 6 sıra tekrar düz örgümüzü ördüm. Şimdi beremizin, şapkamızın önündeki fırfır kısmını yapmaya başlayacağız. Toplamda 6 12 18 24 30 tane düz örgümüz oldu. Dilerseniz farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Ama arkası haroşa olduğu için buradaki haroşanın görüntüsü çok şıklık katacak berimize. Haroşa uygulamayı uygun gördüm. Şimdi berimizin önündeki fırfır kısmı yapmaya başlayalım. 30 sıra düz örgümüzden sonra hemen kenarımıza başlayalım. İlk kenar ilmeğimizi örelim. 1 kenar ilmeğimi örüyorum. İki yanındaki ilmeği örüyorum. Bir tane, iki tane düz örgüm ördükten hemen sonra bir tane başını doluyorum. Ve üç tane ters örüyorum. Bir, iki, üç. Bir tane düz örüyorum. Üç tersten sonra bir düz örüyorum. Bir başını doluyorum. Tekrar üç tane ters ilmek örüyorum. 2 3 En son işlemlerimizi yapıyoruz şimdi. Bir tane düz örüyorum 3 dersten sonra. Bir başını doluyorum. Başını doladım. 3 tane ters tekrar. 1 2 3 3 dersten hemen sonra bir düz başını doluyorum. Şişimin yani artışımı yapıyorum ve 3 tane tersimi örüyorum 2 3 3 tersten sonra bir düz bir doluyoruz 3 tane ters 2 ve 3 bir düz bir başını dolayıp artışı yapıyoruz 3 ters, 1 düz, 1 dola, 3 ters şeklinde sıramızın sonuna kadar örüyoruz. 3 tersten sonra hemen 1 düz, 1 doluyoruz başını, 3 tane ters. 1 2 3. Tekrar 1 düz, 1 dola, 3 ters. 1 2 3 Modelimizi koymaya başladık. Bakınız 1 düz 1 dola 3 ters. 1 düz 1 dola 3 ters. 1 düz 1 dola 3 ters şeklinde bütün sıramızı tamamladık. Sıramızı tamamladıktan sonra örgümüzün arka yönünde nasıl görüyor isek o şekilde öreceğiz düz örgü gördüm ilmeklerimi düz ön tarafta 3 tane ters örmüştüm arka yönde 3 tane düz olarak örüyorum artış yerlerimi ters olarak örüyorum bakın artış yerlerim ters hemen üç tane ön tarafta ters olarak örmüştüm bu yönde yani ters arka yönde düz görünüyor ve düz olarak örüyorum. Ters örüyorum arttığım ilmeği ve yandaki ilmeği ters. Diğer ön yüzde 3 tane ters örmüştüm. Bu yüzde 3 tane düz olarak örüyorum. Arttığım ilmek ve yanındaki ilmeği bu yönde ters olarak örüyorum. Yani 2 ters 3 düz örüyorum. 3 düz. Ön taraftaki 3 tersimiz bu yönde 3 düz. 2 tane artmış olduğum ilmek 1 ve yanındaki düz ilmeğim 2. ilmeğim ters. 3 tane düz. 2 ters. Arttığım ilmek ve yanındaki ilmek. Ön tarafta 3 tane ters olan bu yönde 3 düz oluyor. Tekrar ön yüzümüze geldik yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğim düz ördüm. Bir öncesi sırada artmış olduğum ilmeğimiz. Bakınız bir düz bir art üç ters örmüştük. Şimdi artmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Ve hemen ondan sonra bir tane artış yapıyorum. Ve örüyorum. İki, üç tane ters. Bir düz, artmış olduğum ilmeğim 2 düz 1 art 3 ters 1 2 3 şimdi yine aynen devam ediyoruz 1 2 düz bir önce sırada artmış olduğumuz hemen ilmeğin sonrasında başını dolayarak artışımızı yapıyoruz 2 düz 1 art 3 ters 1 2 3 1 2 düz, 1 art, 3 ters, 1. 2 3. 2 tane düz. 1 art, 3 ters, 1. 2 3. 1 2 düz. 1 üzerine alıp artıyoruz. 3 tane ters. 1 2 düz bir art 3 ters şeklinde sıramızın başına kadar gelelim arka yönde de tersleri ters düzleri ters, düz, düz örgümü örgümüz olarak örüp tamamlayalım arkasından da gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz bu, bu sırada 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters şeklinde örüyoruz görmüş olduğumuz 3 düzler şöyle bakalım 3 düzler sıramızın yani e, fırfırımızın tamamlanana kadar devam edecek olan bölümleri ters olan kısımlar ise her seferinde biraz daha artışlarımızla birlikte artmaya devam edecek ama bu 3 arka yöndeyiz. Bakın 3 düzler hepsi devam edecek. Çünkü ön tarafta 3 tane ters olarak ördüğümüz kısım. Evet şimdi arka yönden 3 tane düz 3 ters ilmeğimiz 2 3 3 düz 2 3 ters ilmeğimiz 3 düz 3 ters 1 2 3 düzümüz ve 1 2 3 3 ve en son ilmeğimizi örmeden alıyorum. Tekrar artışlarımızı yapmak üzere ön yüze geçtik. 2 defa artışımızı yapmıştık. Şimdi 3. artışımız için sıramızın başındayız. Hemen başlıyoruz. 1. ilmeğimi örmeden aldığım için bitişte örerek alıyorum. Ve düzlerimi örüyorum. Bir önceki sırada artmış oldum. Hemen haroşanın bir öncesindeki ilmeği de düz örüyorum. Haroşadan bir önce mutlaka artışımı unutmadan yapıyorum. Ve ya yani ters örgümü, haroşa görüntüsündeki ters örgümde önce mutlaka bir artışımı yapıyorum. Şimdi bakın 1 2 3 düzümü ördüm. Bir öncesi artışımın olduğu yer ve ters örgümün hemen yanı başındayım. Bir tane artışımı yapıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. Düzlerimi örüyorum. 1 2 3 ve ters örgümün hemen önündeyim ve artış yerimdeydim. Bir artışı yapıyorum. 3 tersimi örüyorum. 1 2 3. Bir artırıyorum. Ters örgümün önündeyim hemen 3 tane ters örgümü örüyorum ve sıramızın başına kadar bu şekilde artma işlemimizi yapıyoruz. Düz örgülerimizi örüyoruz. Ters örgümüzün Hemen ön diz öncesinde bir tane artışımızı yapıyoruz ve 3 tersimizi örüyoruz. Sıramızın başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Arka yönde düzleri düz şu şekilde ters örgülerimizi de ters olarak örelim. Arka yönde 3 tane sadece düzlerimiz var. 3'er 3'er gruplar halinde düzlerimiz. Aradaki artırmış olduğumuz ilmekte dahil olmak üzere hepsini ters olarak örüp tamamlayacağız. 3'er düz, geri kalan ilmeklerimiz ise ters. 3 defa artışımızı yapmıştık. Şimdi 4. artışımız için sıramızın başındayız ve örgümüzün düz yönündeyiz. İlk ilmeğimi örüyorum. Düz örgülerimi örüyorum bakınız. Bir önceki sırada artmış olduğum ilmeğim başını doluyorum. Aradaki 3 tersimi başlangıcımdan beri hiç değişmeden aynen örmeye devam ediyorum. Düz örgülerimi örüyorum. 1 2 3 4. Hemen ters örgümden önce bir artış yapıyorum ve 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar artarak çoğalttığımız düz ilmeklerimizi sırası ile örüyorum ve tersten önce bir tane artışımı yapıyorum ve dördüncü artışımı da yapmış oldum sıramın başına kadar hemen devam edelim düz örüyorum düz örgümü ördükten sonra tersten hemen öncesinde bir tane artışımı yapıyorum ve düz örgülerime devam ediyorum dördüncü sıramızı da artışımız dördüncü sıradaki artışımızı yapıp Arkadan da düzleri düz, tersimizi ters olarak örelim ve sıramızın başında görüşelim. 4 sıra artışımızı yaptıktan sonra arkasından da ördüm. Düzleri düz, tersleri ters olarak şimdi kesiyoruz ön yüzden. 2 ilmeğimi aynı anda alarak örüyorum ve kesiyorum. Tek ilmek yapıyorum. Tek ilmeğimi tekrar diğer şişime takıyorum bir ilmek daha ilave edip örüyorum yine kesiyorum takıyorum tekrar aynı şekilde örüp kesiyorum taktım sıramızın başına kadar kesme işlemimizi yapalım taktım ve örerek bakın kesiyoruz sıramızın başına kadar bu işlemimizi tekrar edelim. Birimizin pırpırlarını şu şekilde kestik. Bakınız ne kadar hoş oldu. Gayet güzel. Şimdi arkasını kapatacağız. Dikeceğiz. Dikme işlemimizi yaptıktan sonra şu kısımdan dikme işlemi bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeklerimizi alacağız. Bütün arkasının tamamında bağcıklarımızı öreceğiz. Önce Dikme işlemimizi yapalım. Dikme işlemimizi 5 tane haroşa örmüştük şurada. 5 diş haroşa. 5 diş haroşanın ilkinden başlıyoruz. Yukarıya doğru dikiyoruz. 5 diş haroşa ve aşağıdaki örmüş olduğumuz düz örgümüz haroşalarımız bunlar açıkta kalacak. Sadece artış yaptığımız kısımlar başımızın arkasını oluşturacak kısım olacak. Ve o kısmın dikilmesi bizim için yeterli olacak. Şuradaki bir haroşanın hemen üzerinden başlıyorum. Birinci haroşanın, beşli haroşanın birincisinden başlıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru dikmeye başlıyorum. Ve ön yüzden dikiyorum. Yanlışlık yapmayayım. Şuradan sayılı olan dikişler gayet rahat oluyor. Şeker pembesi ipimizde çok güzel göründü pamuk şekeri. Dikme işlemi herkesin elinin yönüne göre, alışkanlıklarına göre değişiklik arz ediyor. Her şeyde olduğu gibi tıpkı örmelerde yaptığımız değişiklikler gibi dikişte de aynı şekilde çok değişiklik gösterebiliyor. O yüzden eliniz nasıl rahat ediyorsa şekilde dikiniz. Başa kadar dikelim. Aşağıdan yukarıya doğru dikelim. Herhangi bir sıkıntı oluşmasın. Birimizin arkasını bu şekilde diktik. Şimdi bağcığımız için ilmek çıkarmaya gelecek. Ilmeğimizi görmüş olduğumuz fırfırların hemen dibinden başlıyoruz. Uç kısımdan değil, fırfırları serbest bir şekilde kalacak bu kısımdan birer birer ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi hemen alayım. birinci ilmeğimi çıkardım şöyle arkadan da tutayım onu bağlayalım hatta hemen daha sonra sıkıntı oluşturmasın Evet bağladım birinci ilmeğimi aldım şimdi devam edelim ilmeklerimizi almaya sırası ile şöyle göz kararı çok sık olmayacak çok da seyrek olup yüzmeyecek arada kaçabiliyor bu şekilde. Onun için biraz ısrarcı olmakta fayda var. Evet. Devam ediyorum. Bütün kenarlarını fırfırlarımız dışında hepsinden ilmeğimizi çıkararak devam ediyoruz. Birimizin her iki yanında da aynı sayıda olmasına dikkat edelim. Birisi fazla, birisi eksik olmasın. Arkasındayım bakınız şu an beremimizi. Şu şekilde toparlıyorum ilmeklerimi ve devam ediyorum toplamaya sıra başına kadar toparlayalım şu başımızı diktiğimiz orta kısımda bu kısmın sayısıyla diğer kısmın ilmek sayısı aynı olsun dikiş yerimizin sağ ve solu aynı sayı aynı sayıda olması e, bağcığımızın eşitliğini sağlayacaktır. Çünkü fazla olan kısmı da 35 tane ilmek atacağımız için bu sırada o sırada dengeli bir şekilde kurulması gerekiyor. 22 ilmek dikişimden bu yönde aldım. 22 ilmek de dikişimin sol yönünde. Sağ ve solda şu an burada 44 tane ilmeğim var. Şimdi bağcığın bağlanacak kısmı için ilmeğimizi biraz uzun boşta olan ilmeğimiz için 35 tane ilmeğimizi alalım. Şimdi 1, daha uzun istiyorsanız 40 ya da ipiniz ince ise 35 tane yeterli ölçüde. Daha sonra haroşamızı örmeye başlayacağız. 35 ilmeğimizi de bu yönde tamamladıktan sonra 3 diş haroşa yani 6 sıramızı ördükten sonra yeterli olacak ve kapatacağız. Beremiz, lora beremiz bitecek. Şimdi 35 ilmeğimi alayım ve örmeye başlayalım. Bağcığımız için örgümüzün diğer yönüne de 35 tane ilmeğimizi toparlıyoruz. Diğer yöne almıştık. 35 ilmeğimizi bu yön içinde toparlıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Her iki yönden 35, ortada 44 ilmeğimiz var. Evet arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi bağcıklarımızı da örerek tamamladık. Şu şekilde her iki tarafın bağcığını da tamamladık. Lora beremiz, Lora şapkamız hazırlanmış oldu. Tamamıyla kullanıma hazır. Hepinizin ellerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.